Rahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuğumuz olacak. Merhabalar Tonguç Bey, hoş geldiniz. Merhabalar İlker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta Fed'i ve arkasından onunla devam eden merkez bankalarını konuştuk. Önce Fed diyelim isterseniz. Fed'in etkileri nasıl seyrediyor bu haftanın başı itibariyle? Özellikle gelişen piyasalarda son durum nasıl, sizden bir dinleyelim mi? Yani Fed'in öncesinde de aslında Amerikan enflasyonu sonrası geçtiğimiz haftadan önceki cuma açıklanan enflasyon verisi ki Fed'in de aslında sürpriz olarak nitelendirdiği yüksek, beklentiden yüksek geldikten sonra aslında Fed toplantısında yapılan 75 bas puanlık artışla birlikte hala piyasaların bence o resesyon kaygısı, yüksek faiz kaygısı herhalde 6. 7. gününde de devam ettiğini düşünüyorum. Bugün tabii Amerika kapalı olması bir nebze yatay bir piyasayı beraberinde getiriyor. Ama ardından biliyorsunuz hem İngiltere Merkez Bankası hem de aynı gün Avrupa'dan bir toplantı olmasa bile aslında önümüzdeki dönemde neredeyse 1-1,5 puanlık bir artışın da yavaş yavaş olabileceğine dair söylemler vardı. Dolayısıyla yüksek enflasyon, bunun getirebileceği resesyon, işte biraz öncesinin haberde de vardı, birçok varlık fiyatlarının erimesine, biraz da aşağı doğru gitmesine hala neden olduğunu söyleyebiliriz. Risk iştahının düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle merkez bankalarının sıkılaşma politikalarıyla beraber piyasalarda biraz daha riskli varlıklardan kaçış eğilimi var. Peki önümüzdeki dönemi, yani en azından yıl sonuna kadar olan projeksiyonları sizden dinleyelim. Çünkü piyasaların aslında önümüzdeki dönemde hangi alanlarda yoğunlaşacağı izleyicilerimiz, yatırımcılar açısından da önem arz ediyor diye düşünüyorum. Bir kere şeyi söylememiz gerekiyor. Yani geçen sene Kasım ayında Fed varlık alımları azaltacağım dedikten sonra o aşamaya kadar neredeyse 2008'i baz alırsak yaklaşık 15-16 yıldır genişleyen bir yani paranın bollaştığı bir dünya vardır. O tarihten itibaren artık hem para azalmaya gidiyor, yani bu destekleyici para diyelim, hem de paranın maliyeti her geçen gün artıyor. Yani buna da faiz diyoruz. Dolayısıyla ben tam olarak tabii ki burada projeksiyonlara baktığımızda henüz bunun sonlanmadığını düşünüyorum ki daha başında bile olabiliriz. Dolayısıyla sene sonuna kadar bu son 3-4 senede ne çok popüler olduysa varlık anlamında finansal piyasalarda, onun değeri bir süre daha düşmeye devam edeceğini şahsen düşünüyorum. Tabii küresel olarak şunu söyleyebiliriz, güçlü bir dolar olacak. Bunun karşılığında işte kriptodan hisselere kadar birçok varlık fiyatı, yükselen varlık fiyatının kademeli geri çekilmeye devam edeceğini, o paranın da piyasadan çekileceğini düşünebiliriz. Peki ne devreye girebilir? Belki özellikle bu stagflasyon meselesi, yani durgunlukla yüksek enflasyonun beraber gidebileceği dönemlerdeki ons altın tekrardan bir cazibe merkezi haline gelebilir. Bunları tabii küresel anlamda biraz da hani genel yatırımcı zihniyetiyle söylüyorum, ama yurt içine baktığımızda bizde biraz daha tabii işler değişik, ama aynı mantık içerisinde gidersek bizim uyguladığımız sistemde de hala biraz daha altın, döviz ve borsanın ortak hareket edebileceği bir döngüde sanki yıl sonuna kadar gideceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla yurt içindeki yatırımcılar nispeten belki borsayla altını hala tercih edebilirler. Ama yurt dışında özellikle güçlü doların etkisi, ama bununla paralel bir enflasyon beklentisiyle ons altın belki ön plana çıkabilir. Hatta belli bir süre sonra biraz daha profesyonel yatırımcılar için tahvillerde de uygun fiyatlar, işte %4,5'lara doğru bir Amerika'da yükseliş olursa oralarda tekrar bir yatırım fırsatı olabilir, ama henüz değil. Dolayısıyla peki, dışarıda ons, içeride borsa altın, yani TL bazlı altın hala cazip olacak gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Peki hemen o zaman Merkez Bankası ile devam edelim. Kalan süremiz çok kısıtlı. Merkez Bankası tarafında da bu hafta itibariyle, belki arkadaşlarım anketi de ekrana verebilirler, bir değişiklik beklenmiyor. 23 Haziran'da toplantı. Siz bir değişiklik bekliyor musunuz? Veya önümüzdeki döneme ilişkin yılın sonuna kadar en azından beklentiniz nedir, onu soralım. Şimdi şunu söyleyeyim, bu kısa zaman zarfında tabii kimse aslında Perşembe günü bir faiz değişikliği beklemiyor normal şartlar içerisinde. Ama bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası, eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın da biraz daha hani söylemleri içerisinde bu büyümeyi destekleyecek o faiz indirimleri daha ağır basmaya devam ederse
Cuma günü kısaca ifade edeyim, bankacılık sektörüne gelen alımların acaba bir nedeni de böyle bir beklenti miydi diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Bir yani kurum bazlı var. Biz bir değişiklik öngörmüyoruz. Ama bugünkü söylemler sonrası belki bir sürpriz faiz indirimi de gelebilir gibi gözüküyor. Bakacağız yani biraz soru işareti bu haftaki toplantı. Peki bir faiz indirimi olursa o zaman projeksiyonda nasıl yansır? Yani piyasalar tarafında çok kısaca alayım ama çok kısa bir sürem. Daha önce nasıl bir tepki verdiyse piyasalar, yani borsa kur yukarı dolayısıyla altın fiyatları da yukarı. Hani benzer bir döngüde gideriz. Aslında çok negatif bir görüntü olacağını düşünmüyorum ama tabii diğer işte CDS gibi tahvil faizleri gibi maalesef bazen aşağı gelen faizlere ters reaksiyon veren bazı pazar ürünleri de oluyor. Dolayısıyla böyle bir beklentiyle devam ediyoruz. Peki. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la konuştuk. Piyasalardaki son durumu değerlendirmeye çalıştık. Çünkü kritik bir haftadan bahsediyoruz. Bu